Arkadaşlar, ben Efkişehir Limit Özel Öğretim Kursu'ndan matematik ve geometri öğretmeni Mehmet Hocam. Öncelikle ülkemiz arkadaşlar zor bir dönemden geçiyor. Malum bu dönemde biz de sizlere olabildiğimiz desteği olmak istiyoruz. O sebeple uzaktan eğitime başladık. Bu da aslında bizim kaldığımız yerden devam etmek için başladığımız ilk ders. Çember analitik konusuyla başlayacağız. Yani sizden de ricamız, lütfen bu tatil döneminde evde kaldığınız dönemlerde o ders çalışmamayı bırak ve ders çalışmayı bırakmamanız. Yani aynı dershanede etütleri kalır gibi evde soru ödev verilmiş soru çözercesine sizlerin de hız kesmeden devam etmenizi istiyoruz. Zaten ödevleriniz en sonda mevcut. Hepsinin çözümleri de Limit Cep'te uygulamasında var. O yüzden ders föylerinizi kullanıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım, isterseniz derse başlayalım. Sizler de föylerinizi çıkarın. Bakalım, zaten tek föylük bir konu. Çemberin analitiği bize ne söylüyor? Şimdi sevgili arkadaşlar, bakın çemberin analitiği, analitik düzlemde biraz daha çemberi detaylı analiz edeceğiz. Öncelikle bir çemberin denklemini yazabilmeniz için çocuklar burada yapmanız gereken en önemli iş çemberin merkezini bilmek ve çemberin yarıçapını bilmektir arkadaşlar. Bakın, aslında merkez ve yarıçapı bilinen her çemberin denklemi tring diye yazılabiliyor. Bakın, bu doğrularda nasıldı? Doğrularda hatırlayalım. Doğrularda doğrunun eğimi ve üzerindeki bir noktaya ihtiyaç vardı. Yani bu iki bilgi bizi her yere götürüyordu. Her türlü denklemi oluşturabiliyorduk. Şimdi konu çemberlere gelince, çemberlerde ise sevgili arkadaşlar, bakın merkez ve yarıçapın ne olması gerekiyor? Bilinmesi gerekiyor. Bunlar olmadan denklem olmaz arkadaşlar. Yani bir şekilde bunlara ulaşmamız lazım. Peki merkezi AB olan, yarıçapı R olan çemberin denklemi nasıl yazılacak? Bakın, x bileşeninden aslında şu merkezin x bileşenini çıkarıyorsunuz. X eksenin karesi. Y'den de merkezin y bileşenini çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Y eksi b'nin karesi. İşte bu buradan eşittir. R kare, yani yarıçapın karesi olarak yazılacaktır. Yani bu yazıma alışmamız gerekiyor. Hatta ve hatta biraz daha ilerleyen dönemde biz direkt, yani denkleme bakaraktan merkez ve yarıçap nedir, bunları söyleyebileceğiz arkadaşlar. Oldu mu? Şimdi evet, bunun ne olduğunu anladık. Peki hocam, her zaman bu kadar açık net bir şekilde verilecek mi? Tabii ki de hayır arkadaşlar. Şimdi ekranıma bakıyorum. Bir defa söylememiz gereken bazı gerçekler var çember denklemiyle ilgili. Bakın, eğer çember denklemi size açık bir şekilde verilirse çocuklar, yani bakın kutu içine alıyorum burada. Eğer bu şekilde verilirse bilmeniz gereken bazı gerçekler var. Bir defa çember denkleminin açık halinde x kare y kare literim boy gösterecek. Yalnız x literim, yalnız y literim olacak. Bir de sabit sayı olacak. Şimdi x ve y'nin tüm kombinasyonlarına baktığımız zaman aslında burada bir x y literim olmasını da bekliyoruz. Biz x çarpı y literimin ya da x y kare ya da y kare x gibi ya da hani x kare y gibi terimlerin olmasını bekliyoruz. Maalesef arkadaşlar, bunlar olmayacak. Mesela biraz sonra bununla ilgili açıklamada yapacağım. X y literimin olmaması gerekiyor. Olursa bu iş biraz daha elips şekline dönüşmeye başlıyor. Hatta burada şeylerin katsayıları da çok önemli. Şu x kare ve y karelerin katsayıları da çok önemli. Özür dilerim. Çocuklar, burada bu katsayılar birbirlerine eşit olmadığı dakika ovallikler başlıyor. Yani bu şekilde çember gibi temiz, her taraftan homojen bir şekil kayboluyor. Yukarıdan ya da yandan basık şekiller karşımıza geliyor. Bilginiz olsun. Peki bunları silelim. Sayın hocam, biz açık denklem verildiği zaman kısa yoldan çemberin hem merkezini hem yarıçapını hesaplayabilir miyiz? Evet arkadaşım, hesaplayabilirsin. Bak nasıl hesaplıyorsun, formüllere gelelim. Merkez ise arkadaşlar, bakın, D dediğim ifade X'in katsayısı, E dediğim ifade Y'nin katsayısı. Yani buradan eksi D bölü 2'ye eksi E bölü 2 dediğinde çemberin merkezini bulacaksın. Yarıçapına gelindiğinde ise, bakın, yarıçapında burada bir formülü var. D x'in katsayısı, E y'nin katsayısı, F de buradaki sabit terimdir. Arkadaşlar, şu formülü uygulayıp bir de 2'ye böldüğünüzde buradan da yarıçapı bulmuş oluyorsunuz. Yani ister açık hali verilsin, ister kapalı hali verilsin, her şekilde merkezi ve yarıçapı elde edebilmemiz lazım. Peki hocam, bu formüller nereden geliyor? Detaya girmiyorum ama bunlar tam kareyi tamamlamaktan geliyor. O konuda da bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi
çemberin yarıçapına bakarak neyi söyleyebiliriz? Yani bu yarıçapa baktığınız zaman yarıçap sıfırdan büyükse zaten evet bir çemberden bahsedebiliriz. Ama yarıçap sıfıra eşitse çemberden çok neden bahsedeceksiniz? Bir noktadan bahsedeceksiniz. Noktanın boyutu olmadığı kabul edilir. Bu vesileyle sevgili arkadaşlar boyutunun olmaması demek yarıçapın sıfır olması demektir. R sıfırdan küçük olduğu zaman yani içe gömülmüş bir çember düşünemeyeceğimiz için burada da bir çember oluşturmayacağını söylememiz lazım arkadaşlar. Şimdi ana sayfamıza geliyoruz. Burada bakın çemberle artık ilgili söylemem gereken son şeyler kaldı çemberin denklemiyle ilgili. Burada arkadaşlar konuşmuştuk. Onları tekrar açıklıyorum. X karenin katsayısı ve y karenin katsayısı eşit olmalı arkadaşlar. Yani 2x kare 2y kare. İşte 5x kare 5y kare. Yani bunlar birbirinden farklı olduğu an ovallik bozulur. Ya yukarıdan basık ya yandan basık hale dönüşecektir. Tam simetrik olması için bakın şöyle ekranımı yapayım. Tam simetrik olması için bunların eşit olması gereken. Diğer taraftan x'li terimin olmaması gerektiğini söyledik. Bunun da katsayısının sıfır olması gerektiğini söylemiş. Zaten bunu hemen yani B'nin sıfır olması gerektiğini, onun yok olması gerektiğini anlıyorsunuz. Son olarak da R sıfırdan büyük olmalıdır demiş. R sıfırdan büyük olmazsa çember belirtmeyeceğini de zaten az önceki uyarımızda söyledik. İsterseniz şöyle bir ana sayfamıza bakıyoruz. Şimdi şu temel egzersizleri yapalım arkadaşlar bakın sağdaki. 2019 yılında çıkmış ÖSYM sorusunu bu sayfanın sonuna bırakıyorum. Sayfanın sonunda yapacağız inşallah. Hadi gelin başlayalım. Kapalı halde verilen bir denklem çemberin merkezini ve yarıçapını bulalım demiş. Merkezi bulmak oldukça kolay. Nedir? Bakın burada çıkarılan ifadeler 2. Bunu arkadaşlar artı olduğu için zıt işaretliyi düşüneceksiniz. Eksi 3 olması gerekiyor. Burada da bu nedir? 6'nın karesi olarak yazılabildiği için de R'nin de buradan 6 olması gerektiğini rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Evet şimdi çemberin yarıçapını bulalım demiş. Bir sefer açık halde verilen bir denklem. Çocuklar formüllerimizi bir hatırlayalım. Neydi? Eksi D bölü 2'ye eksi E bölü 2 bu. Merkezi veriyordu. Aslında şu an ihtiyacım olmasa da formülleri hatırlatmakta amacım. Bakın yarıçapımız ise 1 bölü 2 parantezinde D kare artı E kare eksi 4F formülümü kullanmam gerekiyor. Şimdi gelin isterseniz R'yi hemen hesaplayalım. Ana formülü yazdım. D dedim x'in katsayısı eksi 4 ne olur karefi 16. E dedim y'nin katsayısı y'li ifadede burada 10. Ona ne diyeceğiz? Karesini 100 diyeceğiz. Eksi 4f diyor. Arkadaşlar f burada olmadığı için ben buraya 0 değerini atayabilirim. Buradan da 116. Aslına bakarsanız 1 bölü 2 kök 116 diyeceğiz. Şimdi kök 116 4 çarpı bilmem ne diye yazılabilir. 100'ün içinde 104'e bölsem 25. Oradan da 4. 29 bu 29 çarpı 4. 4 dışarı 2 diye çıkacak. Şu 2'leri götürecek. Kısacası cevabında kök 29 geldi. Net bir şekilde görülebiliyor. Hani zaten hesaplar sizin işiniz arkadaşlar. Bu hesap konusunda biraz pratik olmanıza gerekiyor. Şimdi üçüncü sorumuza gelelim. Çemberin merkezini ve yarıçapını bulalım diye artık olayı çözdüğümüzü düşünüyorum. X'den ne çıkarılmış? 2 çıkarılmış. Merkezim 2. Y'den ne çıkarılmış? 0 çıkarılmış gibi düşünün. 2'ye 0. Yarıçapım da 9 neyin karesidir arkadaşlar? 3'ün. Buraya da 3 diyebiliyorsunuz. Bakın çember denklemini yazmanın aslında ne kadar kolay olduğunu gördüğünüz ilk 3 soruda. Şimdi güzel şık bir soruyla devam edeceğiz. Geçen yıl sınava giren mezun arkadaşlar bu soruyu hatırlarlar. İsterseniz beraber okuyalım. Şimdi dik koordinat düzleminde x artı y eşittir 4 doğrusu ile 2 eş parçaya ayrılan. Ha, bak çok kritik bir şey söylüyor. 2 eş parçaya ayrılan diyor. Neye göre diyor? Bir çemberi 2 eş parçaya ayıran doğru çaptır aslında. Bunu böyle kabul etmek lazım arkadaşlar. Çember x eksenini tek noktada, y eksenini ise iki farklı noktada kesmektedir. Tamamdır. Onun nasıl çizimini yaparız? Bence onu da bir tartışalım. Yani x eksenini tek noktada, y eksenini iki noktada herhalde. Şöyle bir şeyden bahsediyor. Şöyle biraz hani şeklimi af buyurun. Bakın şöyle bir çemberden bahsediyor. X eksenine t etsiniz. Y eksenini iki farklı noktada kesiyorsunuz. Şimdi bu noktada çemberin
Y eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklık 4 birim. Gördüğünüz üzere şu uzaklığın 4 birim olduğunu öğrendik artık. Burası 4 birimdir. Olduğuna göre çemberin çevresi kaç birimdir diyor. Şimdi çocuklar bizim bir defa bu soruyu çözebilmemiz için bana çemberin çevresini sorduğu için çemberin çevresi 2 pi r'dir. Sizin yarıçapı bulmanız yeterli. Şimdi mesele hocam ben bu yarıçapı nasıl bulacağım? Çocuklar bakın biraz rengimizi değiştirelim istiyorsanız. Az mavi az kırmızı ile gideceğim. Öncelikle bu çemberi iki eş parçaya bölen bir doğru olduğu için çemberin merkezindedir. Yani çemberin çapıdır ve çemberin merkezi bu doğru üzerindedir arkadaşlar. Bu sebeple bakın merkezimiz bu noktanın özelliklerini sağlamak zorunda. Hocam neden bahsediyorsunuz? Şimdi bakın mesela bu merkezi bunun x birim ise sevgili arkadaşlar. Buradan y'yi yalnız bırakırsanız y'si de 4 eksi x geliyor. Yani doğrunun özelliklerini sağlamak üzere. O zaman şunu söyleyebiliriz. Bunun y bileşeni nedir? Bakın 4 eksi x. Bu da zaten benim yarıçapım kadardır. Teğetlikten dolayı. Diğer taraftan bakıldığında ise sevgili arkadaşlar onu da renk değiştiriyorum. Onu da kırmızıyla yazalım isterseniz. Şimdi ben bunu aldım. Buradan buraya dik attım. Dik attığımda çocuklar bakıyorum 2'ye 2 bölecek. Çünkü bura 4 birim kareydi. Kestiğin noktalar arasındaki uzaklık. Yani bu kirişimin uzunluğu 4 birimde. Az kaldı. Buranın x bileşeni x olduğu için bakın bura x'tir. Bura da x'tir. Son hamleme bakılacak olursa burada zaten yarıçap kadardı. 4 eksi x'ti. Gördüğünüz şu üçgende Pisagor teoremi uygulayabiliriz. Gelin temize çekelim onu. Bakın buranın x, buranın 2, buranın da 4 eksi x olduğunu görüyorsunuz. Şimdi burada Pisagor teoremimizi uygulayacak olursak x'i bulacağız. Yarıçapım 4 eksi x kadardı onu bulmuş olacağım. Oradan da soruyu bitireceğim. Oldukça basit bir soru bence. Eğer hani şu biraz da doğrunun analitiği konusunu bilmek gerekiyor. Şu merkezi yazabilirseniz bence soru bitti. Şimdi gelin yazalım bakalım. Şu aşağıya yazacağım. X kare artı 2'nin karesi eşittir 4 eksi x'in karesi. Şimdi buradan gerekli işlemleri yapıyorsunuz çocuklar. X kareler gidiyor zaten. X'i bakın ben yani peşinden söyleyeyim 3 bölü 2 bulmanız gerekiyor. Ama yeterli midir? Hayır. R dediğim şey 4 eksi x'ti. Yani 4 eksi 3 bölü 2'den de burada 5 bölü 2 gelecektir yarıçapım. O zaman 2 pi r'yi uyguluyoruz. Bu da 5 bölü 2 olduğundan bakıyorsunuz cevabımız çok temiz bir şekilde 5 pi geliyor. Yani tabii cevabı bulmanın şuradaki cevabın mutluluğuyla beraber sonunuza devam edebilirsiniz. Ama dediğim gibi doğrunun analitiği bilmeden çemberin analitiği yapmak biraz tehlikelidir, sakattır arkadaşlar. Doğrunun analitiğini iyi çalışmanızı öneririm. Şimdi yeni bir kısma geldik çemberlerle ilgili. Aslında anlatacağımız her şey anlatıldı. Hocam çember orijin merkezli olursa ne oluyor? Orijin merkezli olursa orijin sıfırı sıfırdır arkadaşlar bildiğiniz üzere. O sıfırları görmezden gelirseniz x kare artı y karenin eşittir r kare olduğunu çok temiz söyleyebiliyorsunuz. Bu bizim oldukça kendimizde rahatla çıkarımda bulunabileceğimiz bir kısım. Şimdi orijinden geçen çemberlerle ilgili ufak tüyolar vereyim bize. Tamam kapalı halini bakın şurada gördünüz kapalı hali zaten. Oldukça basit. Bunu çoğunuz da bildiğinizi düşünüyorum. Bence açık hali içinde biraz konuşmak lazım. Şimdi bakın eğer bir çember merkezden geçiyorsa sıfıra sıfır özelliğini sağlaması lazım. Bu sebepten ötürü bunun yerine koyduğunuzda açtığınızda birinci olarak şöyle bir şey karşılaşacaksınız. Açıldığı zaman bakın sabit terim yani f olmaz. Yani sıfıra sıfırdan geçtiği durumlarda f'imiz her zaman ne olacak o sondaki sabit sayı? Sıfır olacak ya da diğer tabirle olmayacak. Yani bazı öğrenciler olmayacak hocam diye öğreniyor. Normalde sıfır yokluk demek değildir onu da söyleyeyim farkındayım ama. Hani onların rahat öğrenmesi için bu şekilde anlatıyoruz. Çocuklar bakın durum budur. Yani x'ler y'ler x kareler y kareler olacak sabit sayı olmayacak. Diğer taraftan bakıldığında. Şimdi canlar bakın. İsterseniz bunu biraz büyüteyim. Ben şöyle büyüteyim biraz. Şu şekilde. Evet. Şimdi bakın bu tip sorularda şunu da söyleyebilirsiniz. Şimdi merkezi AB ise zaten buranın A, buranın B. Buradan da Pisagor teoreminden de aslında R karenin A kare artı B kare olduğu rahatlıkla söylenebiliyor. Yani sizler denklemde artık hani
şu formülde bakın. X eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare formülünde. Burada arkadaşlar bu r yerine aslında hops gidip r kare yerine bu a kare artı b kareyi yazabiliyorsunuz. Hani bunları biraz daha geometrik olarak çıkarsanız, formül olarak ezberlemeseniz her zaman sizin lehinize sevgili arkadaşlar. Bunu da iletmeden geçmeyeyim. Ve son olarak başka nelerden bahsetmiş? Merkez A0 yarıçapı R ise denklemi şu şekilde yazabiliriz. Bizim için oldukça basit. Merkez 0'a B yarıçapı R ise denklemi bu şekilde yazabiliriz. Sorun yok. Merkez AB ve X eksenine teğet ise demiş. Ha şimdi X eksenine teğetlik var. Tam daha az önceki ÖSYM sorusunda gördük. Sevgili arkadaşlar benim yarıçapım Y bileşenim kadardır. Bunu unutmayın. Yani merkezim AB olduğu için yarıçapım ne olacak? Buradan B kare şeklinde bu denklemde yazmam lazım. Yarıçapım B kadar olacak. O yüzden X eksi A'nın karesi artı Y eksi B'nin karesi artı B kare demem oldukça normal. Hangi eksene teğet iseniz merkezin diğer bileşeni neyiniz oluyor? Yarıçapınız oluyor. Bunu unutmuyorsunuz. Şimdi aynı şekilde merkezi AB ise Y eksenine teğet ise bir sefer de merkezimin X bileşeni olacak sevgili arkadaşlar. Yani bakın şu A dediğim ifade yarıçapı olacaktır. En sonunda buraya A kare yazmam da oldukça normal. İşte merkez A olduğunda da zaten şunu yazacağımızı hepimiz rahatlıkla görebiliyoruz. Çocuklar yani farkındayım. Artık hani kurallar maalesef çemberin analitiği konusundaki kurallar çocuklar. Hani biraz daha şey hani başta böyle formüller biraz can sıkıyor ama biraz uygulamaya geçtiğinizde keyif alıyorsunuz. Bu konuyu iyi öğrenmeniz için hocam ne yapmamız lazım ya da hangi ön bilgilere sahip olmamız lazım? Bir defa çemberde uzunluk konusunda da iyi bir bilginizin olması gerekiyor bakın. Hani açı konusuyla ilgili de bir şey demiyorum. Alan konusuyla ilgili de bir şey demiyorum ama çemberde uzunluğu en azından merkezden atılan bir dikin kirişi iki eşit parçaya böldüğünü. Efendim mesela bunun gibi işte en uzun kirişin çap olduğunu. Yarıçaplar çizebilmeyi yani bunun gibi özellikleri de bilmeniz gerekiyor. Ondan sonrasında uyguladıkça çözdükçe daha da keyif alıyorsunuz. İki formülü bileceksiniz. Merkez yarıçap formülü. Bunları bildiğiniz zaman birçok sorunun üstesinden kalkıyorsunuz zaten. Şimdi mesela bakın x kare artı y kare eşittir 16. 4'ün karesidir diyeceğiz. Hemen bunu ben uzatmıyorum size şöyle göstereyim. Gördüğünüz üzere merkezli bir çemberdir bu. 0'a 0 noktasında merkez 0'a 0 olduğu için. Bunu denklemden anlayabildiğim için tabii ki de. Arkadaşlar bu şekilde bir şey söyleyebiliyorsunuz. Tamam. Devam edelim. Sıradaki sorumuza geçelim. Şimdi bu denklemin çemberinin grafiğini çiziniz demiş. Çizebilmem için merkez yarıçap. Şimdi merkezimizi çizelim. Önce yazalım özür dilerim. Eksi d bölü 2'den. D mi x'in katsayısıydı unutmayın. Şimdi e dediğim ifade de şu. 6 bölü eksi 2 olacak. Buradan da aslında benim merkezimin 2'ye eksi 3 oldu. Yarı çapımın ise r eşittir. 1 bölü 2 4'ün karesi artı 6'nın karesinden kök 52 2 kök 13 2'ye böldüm kök 13. Bunun da kök 13 olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu noktadan sonra grafiği çizmek pek de zor değil. Ben izninizle rengimi değiştireyim. Şimdi merkezim 2'ye eksi 3. X'im 2. Biraz orantılı çizelim değil mi? Y'im de eksi 3 olsun. Bakın çocuklar merkezimiz bura. Yalnız şunu da sakın görmezden gelmeyin. Bu yarıçap kök 13 hem 2'den yani şu yükseklik 3'ten hem de şuradaki 2 uzunluğundan daha büyüktür. O yüzden hiçbir eksene teğet olmayacak. Aslında 2 ekseni de arkadaşlar ne yapmak zorunda? Kesmek zorunda. Peki bunu nasıl çizeriz çizecek olsak? Yani tabii şunu da söylemem gerekiyor. Son bir detay olarak. Burada sabit sayı yok. Yani f eşittir 0. Bunun anlamı da çember merkezden geçiyordur. Yani artık şu şekilde bir çizim yapabileceğimi, şu merkezden geçtiğini düşünün çocuklar. Şöyle bir çizim yapabileceğimi artık anlamanız lazım. Şimdi bu çemberin grafiğini çiziniz demiş. Yani artık bunun merkezi ve yarıçapı üzerinden hemen anlatarak geçeceğim. Bence olayın iç yüzü zaten açığa çıktı oldukça net. 0'a 2 merkezim yarıçapımda 2 gördüğünüz üzere. Bunu da alır çizerseniz. Şimdi bunun arkadaşlar yarıçapı 2 birim. Burada 0'a 2 olduğu için tam bu x eksenine teğet olması gerektiğini çizerek anlayabiliyorsunuz.
Evet sevgili arkadaşlar, şimdi bu sayfamıza da elveda dedik. Gelelim diğer kısmımızda çemberlerle doğru arasındaki ilişkilere gelelim. Tabii bu videoları izlerken şöyle bir öneride de bulunayım size. Hani yoruldunuz vesaire, en azından evinizdesiniz. Durdurun, bir çayınızı alın. Su için lavaboya gidin. Yani ihtiyaçlarınızı karşılayın. Durdurduktan sonra bizi geri devam ettirip videolarınızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hani ders ortamındaki gibi ne bileyim böyle bir çok kasılmanıza, gerilmenize gerek yok. Yani bu anın tadını çıkarmaya çalışın. Şimdi çember ve doğru arasındaki ilişkiler. Çocuklar bakın, bir çember bir doğruyla ayrık olabilir. Teğet olabilir ya da kesişebilir. Ayrıksa şunu bilmeniz lazım. Merkezimin doğruya olan uzaklığı yarı çaptan büyükse o zaman nedir? Bu doğruyla bu çember kesişmiyor demektir. E tabii şöyle bir soru da ortaya çıkıyor. Yani hocam ben bu merkezin doğruya olan uzaklığını hesaplayabilir miyim? Formülü hatırlatacağım arkadaşlar. O yüzden hep söylüyorum. Yani analitik geometrik bazı formülleri iyi bilmek oldukça önemli. Burada da noktanın doğruya uzaklığı kavramı karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde merkezin doğruya olan uzaklığı yarıçap kadarsa teğetlik vardır gördüğünüz üzere. Son olarak ise merkezin doğruya olan uzaklığı yani şu k yarıçaptan daha küçükse ki dik üçgende küçük olduğunu bilirim. Hipotenüsün en büyük uzunluk olduğunu bildiğim için. Arkadaşlar burada da çemberle doğru kesişmek zorundadır. Tabii bunlarla ilgili uygulamalara bakın biraz sonra geleceğiz. Son bir şey daha anlatacağım. Arkadaşlar bu anlatacağım şeyde de bakın çemberin bir noktadaki normali M merkezli bir çemberin bir noktadaki normali ve teğetinin denklemini bulmaktan bahsedelim. Şimdi bakın olaya şöyle yaklaşmanız lazım. Öncelikle gördüğünüz üzere merkezden geçen ve PXY noktasına doğru giden şu doğru benim çapımdır. Ama doğruyu bir bütün olarak düşündüğünüz zaman aslında bu doğru merkezden geçen bir normal doğrusudur. Neyin normalidir? Teğetin normalidir. Neden? Çünkü eğer bir doğru siz dik bir doğru inşa ediyorsunuz ona biz ne diyoruz? Normal diyoruz. Teğetle normalin birbirine dik olduğunu herhalde hepiniz biliyorsunuz. Öncelikle normalin denklemi, eğimi bulunabilir mi? Öncelikle bunu tartışalım. Bakın çocuklar iki noktası bilinen doğrunun eğimi yani y'ler farkı bölü x'ler farkından normalin eğimini bulabiliyorsunuz. Normalin eğimini bulursan teğetin eğimini buldun mu? Tabii ki de buldum. Burada da bak arkadaşım. Teğetle normalin çarpımının eksi 1 olduğunu analitik geometride 100 kez vurguladık üstüne basa basa. O yüzden bunu tam neyle çarparsam eksi 1 olur diyorsunuz. Oradan teğetin eğimini de buluyorsunuz. Zaten PXY noktası da belliyse noktası ve eğimi bilinen doğru denklemi bulmayı bildiğimiz için hem normalin hem de teğetin eğimini rahatlıkla hesaplayabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Çok özür dilerim. Hazırsanız başlayalım. Bakalım 7. soruyla ne göreceğiz. Şimdi bu arada çocuklar bir saniyenizi alacağım. Şöyle şunu biraz küçültelim. 7. sorumuza başlıyoruz artık. Şimdi çember ile bu doğrunun birbirine göre durumlarını inceleyelim diyor. Ya bunlar öncelikle kesişiyorlar mı? Teğetler mi? Ayrıklar mı? Bunu tespit edeceğiz. Yöntem neydi? Merkezimin doğru yolun uzaklığına bakacağım. Yarı çaptan büyük mü küçük mü? Dikkat ederseniz merkezim 2'ye 3. Yarı çapım ise nedir sevgili arkadaşlar? 4. Bakalım şimdi merkezimin doğru yolun uzaklığı. Bu noktanın yani şu merkez noktasının. Bakın buraya olan uzaklığına bakmamız gerekiyor. Yerine koyuyorduk hatırlayın. Bunu yerine koyuyoruz. Bunu yerine koyuyoruz. D uzaklığı diyelim hatta buna isterseniz. D eşittir 6 artı 12 eksi 6 bölü. Katsayılardan da Pisagor yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle mutlak değer işareti. Buradan da katsayılardan 3, 4 dikkat ederseniz burada 5 olacak. 12 bölü 5 bu da 2,4 gibi bir değer geliyor. Şimdi bu 2,4 aslında nedir? 4'ten yani yarı çaptan küçük olduğu için gördüğünüz üzere aslında bu çemberle bu doğru birbirleriyle nasıl durumdalarmış, hangi pozisyondalarmış, kesişen durumdalarmış. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Bu şekilde düşünmeniz gerekiyor. Merkezin doğru yolun uzaklığına bakarak birbirlerine göre durumlarını anlayabilirsiniz. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Bunu hemen çizimini de göstererek yapayım size. Soru az da basit bir soru üzerine göstereceğim çözümü.
Şimdi merkezi bir çember, yarıcı bu 5 olan bir çember. Bunu zaten görebiliyoruz. 3'e 4 noktasında çizilen teğetin ve normalin denklemini bulunuz demiş. Öncelikle bakın normalin şu doğru olduğunu görüyorsunuz. Normalin eğimini bulalım. M normal eşittir bunu da 0'a 0 düşünürseniz. Y'ler farkı bölü X'ler farkından 4 bölü 3. Teğet buna dik olduğu için teğetin eğimi de çarpımları eksi 1 olacağı için eksi 3 bölü 4 olduğunu görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şimdi başka ne söyleyebiliriz? Tabii ki de burada nokta belli, eğimler belli. Artık ne yapabileceğiz o zaman? Denklemleri oluşturabileceğiz. Hadi bakalım önce normalin denklemini oluşturalım. Y eksi 4 diyorum. Y'den y bileşenini çıkarıyoruz. Eğimi yazıyoruz 4 bölü 3. X eksi de burada şey dememiz, x eksi 3 dememiz doğrudur. Ya şimdi açık konuşmak gerekirse burada normalin denklemini yazarken ufak bir hatada bulunmuş arkadaşlar. Biz onu düzeltelim. Burayı 3 demesi lazım da. Çünkü 3'e 4 noktasını kullanıyoruz. O yüzden bakın bu normalin denklemi. Siz bunu baz alınız lütfen. Bazımda bir hata var. Benzer şekilde şunu normal diyelim şöyle ne. Şu da teğetin denklemini yazalım. Yine 3'e 4 noktasını kullanacağım ve eksi 3 bölü 4 eğimini kullanacağım. Şimdi yazalım. Y eksi 4 eşittir. Eksi 3 bölü 4 çarpı x eksi 3 diyorum. Bakın bu da ne olması gerekiyor? Bu da teğetin eğimi olması gerekiyor çocuklar. Bu şekilde denklemleri de bulabiliyormuşuz. Ve çocuklar şimdi geldik. Bakıyorum şöyle bir aslına bakıyoruz. Günümüzün son sayfası. Bu son sayfada ise size artık çemberlerin çemberlere göre durumundan bahsedeceğim. Bakın çemberlerden bahsettik. Bunların denklemlerinden, açık kapalı denklemlerinden. Bunların bir yerlere teğet olmasından bahsettik. Sonra çemberlerle doğrular arasındaki durumlardan bahsettik. Şimdi son olarak ise çemberlerle çemberler arasındaki ilişki kalacak arkadaşım. Şimdi çemberler çemberlere göre hangi pozisyonda olabilirler? Eğer merkezleri arasındaki uzaklığa bakarsanız bakın. Merkezleri arasındaki uzaklık yarı çaplar toplamından daha büyükse çemberler hiçbir zaman kesişmez. Bakın merkezleri arasındaki yani iki nokta arasındaki uzaklığı bulmayı da biliyorsunuz. Buradan ilerlerseniz rahatlıkla bir sonuca varabileceksiniz. Şimdi çemberlerin teğet olma durumuna gelelim. Dıştan teğet de olabiliyorlar, içten teğet de olabiliyorlar. Dıştan teğet ise merkezler arasındaki uzaklık tam olarak yarı çapları toplamına eşittir. Bunu rahatlıkla anlayabilirsin. Bunlar içten teğet ise de bakın şuna T diyelim. Şuraya da ops R diyelim. Aslında T eksi R kadardır merkezler arasındaki uzaklık. Yani bu şekilde bir merkezler arasındaki uzaklığı da yarıçapların farkı kadar bulursak bu zaman da içten teğet olmuş olacaklar. Son olarak bunların ayrık teğet olduğunu gördük. Kesişen doğrular olduğunu görelim. Kesişen çemberler olduğunu görelim. Eğer arkadaşlar merkezler arasındaki uzaklık yarıçaplar toplamından daha küçük olacak olursa o zaman da ne söylüyoruz? Bu çemberlerin kesiştiğini anlayabiliyoruz. Uzun lafın kısası arkadaşım. Dedi ki bu çemberlerin durumları nedir birbirine göre? Merkezler arasındaki uzaklığa bakacaksın. O kadar basit. Hani hiçbir yerde arama çözümü oldu mu? Son olarak da burada dik kesişme durumu var. Tabii ki de biz ya bu geometrinin temelinden biliyoruz. Açı dediğimiz şeyi bir konuşmamız lazım. Sonrasında da çemberlerin dik kesişmesi durumundan bahsetmek lazım. Şimdi çocuklar bakın şöyle bir şey yoktur. Bunu da bilin. İki tane çember iki eğri arasında bir açı kesinlikle oluşmaz arkadaşlar. Yani bunu maalesef hocam buradaki açıyı ölçeriz diyorlar bana. Böyle bir şey mümkün değildir. Öklit geometrisine göre iki ışın arasında bir açı oluşur. İki doğru parçası arasında bir açı oluşur. Eğri arasında açı denen bir şey oluşmaz. Peki çemberlerin dik kesişmesi ne o zaman ne demek hocam diyorsunuz. Bakın çocuklar hani kavram kargesi olmasın diye açıkladım. Bunların merkezlerini kesişim noktasıyla birleştirdiğinizde bu doğrular arasındaki kalan açı 90'sa biz çemberler dik kesişiyor diyeceğiz. Anlaştık mı? Öncelikle bu dik kesişme muhabbetini bilin. Buradan Pisagor teoreminden OM yani merkez artık uzaklık rahatlıkla hesaplanabiliyor. Son olarak çemberin parametrik denkleminden bahsedeyim sevgili arkadaşlar. Burada bakın çemberin parametrik denkleminde şu x eksi a dediğimiz şeye r çarpı cos alfa. Y eksi b dediğim şeye de r çarpı sin alfa yazarak da bir parametrik denklem yazılabilir. Yani bunlar çok karşınıza gelen şeyler değil ama yine de neden böyle yapıldığını anlatayım.
Şimdi x bileşeninin olduğu yeri kosu kullanmamız zaten kosinüsün tanımından geliyor. Kosinüs neydi? Birim çemberi kestiğim yerin bir doğrunun x bileşeniydi. X gördüğümüz yere yarıçap çarpı kos alfa dersek karesini alacağız. Hadi neden böyle bir dönüşüm yaptığımızı biraz sonra anlayacaksınız. Akabinde ise y çarpı sinüs alfayı da r çarpı sinüs alfayı da y bileşenini oraya koyarsak r çarpı sinüs alfa, bunun yerine de bunu koyduk sevgili arkadaşlar, eşittir diyoruz. Şimdi bunun r kare eşit olması lazım. Gelin bunu ispatlayalım. Açtığınız zaman r kare çarpı kos kare alfa. Burayı açtığınız zaman r kare çarpı sin kare alfa. Buradan da canlar bakın bunu r kare parantezine alırsanız. Zaten buranın 1 geldiğini biliyorum. Çarpmada etkisiz elemandır. Sonuçta gerçekten r kare geliyor. Yani bizim burada biraz da açılar vasıtasıyla da çember yazmayı öğreniyoruz. Hatta üniversitede matematik bölümü okuyacaklar için de, ya bu bölümü okuyanlar için de bir öneri. Mesela biz programlamayla çok uğraşmıştık bir dönem. Parametrik denklemlerle, yani bu alfalara değer atayarak, döngü yakalayarak ekran daire şeklinde ekran koruyucular çizerdik. Gerçekten bunları programlamaya da uygulama olarak inşallah üniversitede bu denklemlerin size çemberi kendiliğinden çizdiğini, programların kendinden çizdiğini gördüğünüzde gerçekten ne kadar yararlı denklemler olduğunu anlayacaksınız. Ama şu an için üniversite sınavı için biraz tereddütlüyüm tabii. Çok karşımıza çıkan şeyler değil. Şimdi hemen örnekle bir çözümlü bir şekilde anlatayım. 9. soru. Bu çember ile bu çemberin birbirine göre durumu nedir? Merkezlerine bakacaksınız çocuklar. Bakın merkezi 0'a 0. Ups, hemen bunu düzeltelim. Bunun merkezi 0'a 5. Aralarındaki uzaklık 5 birimdir arkadaşlar. Yarı çaplarım ne kadardır? Bunun yarı çapı 3, bunun yarı çapı 2, o da 5'tir. O zaman bunlar birbirlerine teğettir. Yani benim merkez arasındaki uzaklığım yarı çapların toplamına eşitse teğet olduğunu konuşmuştuk. Şimdi ÖSYM sorusuna geliyoruz. Zaten bunun çözümü de burada mevcut ama çözümden önce gelin çözümlerini sizin kitaplarınızda da var. Biz bir analiz edelim. Dik koordinat düzleminde birinin merkezi 12'ye 0 x ekseni üzerinde. Diğerinin merkezi 0'a 9 yani y ekseni üzerinde iki çember sadece 4'e 6 noktasında kesişmektedir. Şimdi sadece bir noktada kesişmesi demek aslında bu çemberlerin teğet olduğunun göstergesi. İpuçlarını dikkatli okuyun arkadaşlar. Tamamdır, bunu bir şekilde çizeceğiz şimdi, zaten aşağıda da çizim var. Çemberlerin orijine en yakın noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? Gelin çözüm üzerinden konuşalım. Şimdi çemberleri sevgili arkadaşlar alıp çizdiğinizde, bakın çemberleri alıp çizdiğinizde biri y ekseni üzerinde biri x ekseni üzerinde dedik. 4'e 6 noktasında, yani tek noktada kesişiyorlarsa bu noktada teğet derler. Şimdi olaya şöyle bakmamız lazım. Biz bu iki çemberin de ilk koşulda yarı çapını bilmiyoruz. İlk koşulda yarı çapları bilmiyoruz. Yarı çapları nereden anlayacağız? Bakın şu 4'e 6 ile 0'a 9 arasındaki mesafe bana bunun yarı çapını verecektir. Şu iki nokta arasındaki mesafe bana şu yarı çapı verecektir. Bunu hesaplamış, 5 birim bulmuş adam. Analitik geometri iki nokta arasındaki uzaklık. Benzer şekilde 4'e 6 ile 12'ye 0 arasındaki uzaklıkta bana şu aşağıdaki çemberin yarı çapını verecektir. Bunu da 11'in bulmuşuz. 2 nokta arasındaki uzaklık. Bura ne oldu o zaman çocuklar? Bakın 15 birim oldu şu hipotenüs uzunluğu. Diğer taraftan bakıldığında bakın şimdi. Buranın merkezi 0'a 9 olduğu için buranın 9 birim olması lazım. Şöyle mesela. Bura 5 ise zaten yarı çap 5 ise şuraya 4 kaldı. Çocuklar bunun x bileşeni 12 olduğu için bura 12 birim olmak zorunda. Şuranın tamamı. 10 birim yarı çapsa zaten 2 birim de buraya kalıyor. Arkadaşlar bakın bu çemberlerin merkeze en yakın noktalarını durun renkli kalemle, yeşil kalemle gösterelim. Bakın arkadaşlar biri şudur. Diğerinki de budur arkadaşlar. Diğer çemberinki de budur. Bunlar bu çemberlerin merkezlere en yakın noktaları. Bunlar arasındaki uzaklığı sormuş. 4, 2, hemen yarı yarıya olduğu için 2 kök 5 şeklinde söyleyebiliyoruz. Gerçekten güzel, biraz da çizim yapmanız gereken bir soru. Bu da 2018 yılında karşımıza çıkmıştı arkadaşlar. Şimdi beni sabırla dinlediğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Arkadaşlar konumuz bu kadar, çemberin analitiği konusu. Ama kabul edelim ki hemen konuyu dinlediniz, konuyu çok iyi öğrendiniz diye bir gerçek yok. Matematik ve geometri söz konusuysa. O yüzden çocuklar bakın şu arkadaki ödevleri görüyorsunuz.
Lütfen bu ödevlere uğraşıyorsunuz. Çözemediğiniz soruları WhatsApp'tan hocalarınızla lütfen paylaşın. Bu sizin çalıştığınızın da bir göstergesidir. Diğer taraftan bakıldığında bakın, şurada bir kare kod var. Bu kare koddan zaten ödevleriniz ve çözümleri orada mevcut. Limit cepte uygulamasından kırmızı bir logosu var Android'de. Şeyde de aynı şekilde, iCloud'da da herhalde o şekilde buluyorsunuz iPhone'larda da. Arkadaşlar burada okutarak çözümlerinizi inceleyebilirsiniz. Yani bakın, bu tempoya alıştırırsanız kendinizi hiç boş durmalarınızı göreceksiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer derslerimizde görüşmek üzere diyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar.